Reklamın ardından şimdi başlayalım konuşmaya. Bu arada az önce anons etmeyi unuttum. O da benim hatam. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay birazdan aramızda olacak. O da konuklarımız arasında. Onu da söyledikten sonra. Şimdi bugün ne oldu? Aslında şöyle, geçtiğimiz günlerden bu yana konuştuğumuz Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında tansiyon bir anda yükseldi. O görüntüleri pek çoğunuz izlemişsinizdir değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin ikinci yarıya 2-0 önde başladığı maçta deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde atıldı. Yüzüne yabancı madde isabet etti Başkan Koç'un ve Göztepe görevlisi Fatih Özkan tarafından da iterek yere düşürüldü. Bu görüntüler çok konuşuldu. Bugün ne oldu? Bugün Ali Koç'u MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşürken gördük. O görüntüleri de çok konuştuk. CHP lideri Özgür Özel'le de bir görüşmesi oldu. Ve yine akşam saatlerinde de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir görüşmesi oldu Ali Koç'un. Acaba ne konuşuldu bu görüşmelerde? Böyle aylardır, yıllardır bir söz halinde, öbek halinde sorulur ya, siyaset ve futbol ayrımı işte ne oluyor acaba diye sordurduğu bir yere getirdi bizi. Ahmet Selim Kul, ne oldu bu görüşmelerde? Sürpriz miydi? Önce bir onu sorayım. Aslında sürpriz görüşmeler değil. Bunlar Sayın Ali Koç, biliyorsunuz bu yaz ayında Sayın Aziz Yıldırım'la yeniden bir seçim yarışına girdi ve kazandı. Üçüncü dönemine başladı. Aslında bu görüşmeler üçüncü dönemine başladıktan sonra planlanmış hani nezaket ziyaretleriydi ve önceden ayarlanmış görüşmelerdi. Yani bu görüşmeler bu maçın ardından özel olarak ayarlandı, orada bir tur yapıldı değil. Onu bir kere net bir şekilde vurgulayalım, ama tabii ki çok ilginç bir döneme denk gelmiş oldu. Yani o gündemle gidilmedi ama tabii ki tüm görüşmelerde konu buraya geldi. Çünkü Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, bunu vurgulamak istiyorum, arkadan yani sıradan bir itme de değil, arkadan bir saldırıyla yere kalpaklandı. Yani bu bir hakeme yumruk yedikten sonra, futbolculara işte saldırıldıktan sonra, yine işte Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra olan olaylardan sonra dördüncü olay olarak bir kulüp başkanının yanında polisler varken akreditasyon kartı olan, yani kulüp tarafından akredite edilmiş, görevli olarak bildirilmiş tarafından uğradığı saldırıyla bugünlere geldik. Ama tabii orada dikkat çekici nokta, Sayın Ali Koç, Sayın Devlet Bahçeli ile geçmişten bu yana çok yakın bir ilişkisi var. Orada benim dikkatimi çeken, Sayın Devlet Bahçeli'nin merdivenlere kadar uğurluyor. Hatta orada Sayın Ali Koç gelmeyin diyor, kapıya kadar, arabasının kapısına kadar uğurluyor. Orada sıcak bir görüntü vardı. Ardından özür dilerim, önce Sayın Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu da nezaket ziyaretiydi ama orada da gündeme fazlasıyla bu konu geldi. Bu konuyla ilgili sorular yöneltildi, neler yaşandığına dair. Son olarak da Sayın Yerlikaya ile de görüşme yine aynı içerikteydi ama orada da karşılıklı bilgi aktarımı oldu. Ne oldu, neden oldu, nasıl oldu, orada karşılıklı yine bu konuda gündeme geldi. Bir iki not dikkat çekmek gerekiyor. Olayın yaşandığı ilk akşamdan itibaren bu konular hızlı bir şekilde, alıştık artık bu manipülasyon ortamına. Futbolda özellikle, yani siyasetin bir şeyi gibi, küçük bir örneği gibi, ama futboldaki manipülasyon ortamı çok daha fazla. Hemen işte Ali Koç'un orada ne işi var, bu maçta cezalı gibi bir iddia söylendi. O söyleyelim yani, Ali Koç'un dikkat ederseniz akreditasyon kartı var. Herhangi bir şekilde bir cezası yok. Evet, geçtiğimiz yıldan kalan bir ceza vardı. Onu para yani parasını ödeyerek para, o cezanın kaldırabiliyorsunuz. Bu şekilde bir cezası yoktu. Zaten şu da hemen bir yanlış algı, onu da düzeltmek gerekiyor. Bu bilgileri düzelterek başlayalım. Ali Koç maç oynanırken niye tribüne gidiyor ve Ali Koç maç oynanırken neden sağ içinden tribüne gidiyor? Yani sağ dışından geçmesi için stadın tam dışına gitmesi gerekiyor. Dün bazı yorumlar gördüm, yani o stadyumu bilmiyor, yeni bir stadyum, birçok spor sever bilmiyor. Şehrin tam içinde, yani hemen yanlarında evler var, öyle geniş bir alanda, işte geniş bir dış alanı olan bir stadyum değil, stadyumun dışına çıkması gerekiyor. O yüzden ben orada sağ içinde de görev yaptım kupa finali esnasında. Öyle içeriden gitmek dışında çok fazla seçenek yok ve Sayın Ali Koç maç oynanırken gitmiyor. Maçın devre arası geliyor, yanına koruma vesaire de çok fazla almıyor. İki tane koruma ile birlikte bir yöneticisini alıp taraftarların yanına gidiyor. Çünkü konunun nasıl başladığı yer, aslında bugün de vurgulayacağımız yer şu. Birileri
görevini yaparken bazı eksikler yapıyor ya da işte o konuşacağız birazdan. Bu Fenerbahçe'nin son 10 yılda 15 yılda yaşadığı olayların bir devamı olarak Fenerbahçe taraftarına yönelik bir uygulama gerçekleşiyor. Bu ne? İşte bekleme yerlerinde takım otobüs, taraftar otobüslerinin çok bekletilmesi, sürekli söylem değiştirilmesi, tek tek götüreceğiz, toplu götüreceğiz vesaire. İşte Göztepe tarafında sıkıntı var, gerginlik var gibi ifadelerle Fenerbahçe taraftarlarının bekletilmesi en nihayetinde Fenerbahçe'nin taraftar otobüsleri maç başlarken 21.37 gibi stada getiriliyor. Orada 20 dakika otobüsünü, yani şöyle anlatayım bunları neden vurguluyorum. Düşünün bir konsere gidiyorsunuz, futbol demeyelim, futbolu herkes anlamıyor. Bir konsere gidiyorsunuz, çok sevdiğiniz birinin konseri, hı hı. Ve kapıdaki biri size diyor ki konser başlıyor, çıkma, tam sahneye çıkmak üzere diyor ki şu anda içeri giremezsiniz. Yani takım taraftar otobüslerini 20 dakika oraya götürüp, maç esnasında oraya götürüp bunu erken gelmenine. Bunu taraftar otobüsüne, evet, söylüyorlar. Evet, 20 dakikada stadın önünde bitiriliyor. 30. dakikada girenler var, ilk yarı olup hala giremeyenler var. Bunun üzerine Ali Koç da, bu futbolda çok açık konuşayım, bir racondur. Eğer deplasman tribünü stada girememişse, rakip kulüp kaynaklı veya emniyet güçleri kaynaklı bir problem olmuşsa, orada o camianın lideri de başkan olduğu için başkanın bu konuyla bizzat ilgilenmesi istenir. Zaten sürekli bir trafik, trafiği, başkan da doğal olarak kendi taraftarları içeri giremediği için gidip bu konuyu oradaki yetkililerle konuşuyor, taraftarlara soruyor ne oluyor diye ilgileniyor. Dönüşünde maç başlamış oluyor. Orada bir dalgın, hani bu olay oradan dönüşünde oluyor. Evet, bu olay, şu olay bir de bir orada dönüşte oluyor ve yine sağ kenarından gidiyor. Ama işte bu asıl zaten konuşulması gereken bu. Bu işte bizim stadımızda şunu yapamazsın. Bu asmalar, kesmeler vesaire. İşte orada bir gerginlik artıyor. Göztepe yöneticisi Ali Koç'un karşısına dikiliyor. Orada muhtemelen bir uyarıda bulunuyor ve Ali Koç onunla muhatap olmayarak sağ içine yöneliyor. Devamında tribünlerden madde atılması çok anormal değil. Yani bu Türk futbolunda keşke bu da olmasa da işte maddeler atılıyor. Ama orada asıl problem işte bir kişi gelip arkadan saldırıyor. Ve yanında iki kişilik bir polis ekibi varken yapıyor. Ve dediğim gibi bu kişi zaten görevli. Adı Fatih Özkan mı? Evet, Fatih Özkan dediğimiz kişi. Trabzonlu mu? Yani kütüğüyle ilgili, evet, Trabzonlu olduğu söyleniyor. Babası bir Karadeniz Federasyonları Derneği Başkanı olduğu söyleniyor. Yani Göztepe'nin yönetiminde mi? Göztepe yönetiminde bir dönem yer almış ama şu anda bir yönetim sorumluluğu yok. Taraftar sorumlusu titriyle akredite ediliyor. Ve dediğim gibi bu şahıs Fenerbahçe Başkanı'na saldırıyor. Ve şunu çok vurguluyorum. Çok özür dilerim Ahmet'im. 5 soru sormuş bugün Fenerbahçe. Yetkililere soruyoruz, evet, başlığıyla. Şöyle söylüyor açıklamada Fenerbahçe Kulübü. Ali Koç'a arkadan fiili saldırıda bulunan futbol teröristi Fatih Özkan isimli şahsın suç makinesi olduğuna yönelik bugün basın yayın organlarında yer alan iddialar ciddiyetle ele alınmalıdır diyor. Bu karanlık kişinin suç dosyasının kabarık olduğuna ilişkin iddialar doğru mu? İddialar doğruysa Göztepe Spor Kulübü tarafından akredite edilerek maç esnasında sağ kenarında olması nasıl izah edilebilir? 3-1 kulüp başkanının müsabaka esnasında sağ kenarına inip inmeyeceği malum medya ve kamuoyunca sorgulanırken suç dosyası kabarık olduğu iddia edilen şahsın sağ kenarındaki durumunun sorgulanmaması son derece manidar değil midir? Hain ve korkakça saldırı deniyor. Bu kişi maçın kalan bölümünü nasıl seyretmiş ve kolluk görevlileri ile tokalaşarak nasıl stadyumdan ayrılmıştır diye soruyor. Ve bu akıl tutulmasının, hukuk bilmezliğin ve kanun tanımazlığın cüretkarlığı nereden geldi? Böyle 5 soruyla, evet, sıralamış Fenerbahçe Spor Kulübü. Benim merak ettiğim, yani bu 10-15 yıldır yaşananların devamı olarak dedin. Bugün de yapılan görüşmelerde ele alındığını söyledin. Ne konuşulmuştur o zaman? Mesela İçişleri Bakanı ile görüşmesinde Ali Koç ne demiştir? İçişleri Bakanı ne yanıt vermiştir? Biliyor muyuz? Birebir diyaloglara çok hakim değiliz. Resmi ziyaret ve az önce bitti, bir de çok taze bitti. O yüzden henüz birebir diyaloglara hakim değiliz ama şöyle anlatayım. Muhtemelen bu Fenerbahçe taraftarının yaşadığı sıkıntılar bu işte. Yani bu şöyle bir algı var işte. Neden sürekli Fenerbahçe'nin başına geliyor? Ya çünkü ülkede durduk yere bir gün, işte bir önceki gün, işte o dönem bir Gülşen konusu vardı hatırlarsınız. Bir siyasi gündem vardı. İşte Fenerbahçe tribünlerinde de bir grup Gülşen'in şarkısını söylemişti ve bir grup, yani gerçekten. Yani bütün stadın böyle katıldığı bir şey değildi. Ya ertesi gün Fenerbahçe taraftarı Kayseri deplasmanına alınmayacak diye bir karar çıktı.
Böyle bir şey olamaz. Ertesi gün dedim, ertesi hafta. İşte geçtiğimiz yıl Başakşehir'de durduk ya, Başakşehir'le kupa finali oynadı Fenerbahçe. İzmir'de gene. Yine aynı emniyet sorumluluğunda olan bir yer. Ne oldu? Maçların girişine aileler giriyor. Yani iç saha maçı gibi. Hani böyle deplasmanlı değil. Kupa finali olduğu için tarafsız saha. Aileler girerken bir anda kapılar kapatıldı. Böyle bir karar çıktı. İnsanlar kapılarda izdiham oluştu ve devamında yine çocuklu aileler sorun yaşadı. İşte Fenerbahçe, Trabzon'da sahaya atlayan taraftarlar maskeli, hiç görmediğimiz tipte şeyler. Oyuncular sahaya atladı, sorunlar oluştu. Bu olaylar hatırlatılmıştır ve hala şunları da vurgulamak gerekiyor. Bu ülkede mesela gayrimeşru bir cinayet girişimi var. Fenerbahçe takım otobüsüne, hareket halindeki takım otobüsüne kurşun sıkıldı. 2015. 2015'te, 4 Nisan 2015'te bu mesele ve hala şampiyonluğa giderken, hani ve liderken 5-1 kazanılan bir maçın ardından ve gidiyordu, hani şampiyonluğa gidiyordu ya yani. Ya işte kritik dönemde 5 atmışsınız deplasmanda, dönüşte böyle bir saldırıyla uğruyorsunuz. Futbolcularınız ayrılmak istiyor çok doğal olarak. Ya bir yabancı futbolcu olduğunuzsunuz da takımı otobüsünüz. Bu arada Ahmet Galatasaraylı yani. Yok, hayır değilim de şey. Galatasaray değil misin? Yok ama ya bunlar için bir takım tutmaya gerek yok. Ben Galatasaray, evet, Beşiktaş yani diye. Yok yok, ben Fenerbahçe. Fenerbahçe olduğunu resmen söylettin yani. Yok, hayır, dediği şey yok, doğru. Biz ama takım beğenmeyi çok ama bunun yani çünkü bu futbol mesela ben Galatasaraylıyım. Çok da takım ya futbola da esasında işim yok. Bütün futboldan bağımsız bu şiddet olaylarıyla gündeme gelmemeli. Ya, yani evet, hani kurşulanmayla vesaireyle ya, dolayısıyla. Siz de zaten biz burada bu ekranda Sayın Alkan senle de birçok yayın yapmak zorunda kaldık. Zorunda kaldık diyorum çünkü normalde gündemlerimiz, konularımız çok farklı. Ama işte bu süre gelen bir ötekileştirme durumu var. Şimdi bu maçta da dediğim gibi hep bir tahrik. Şimdi Trabzon'daki saldırıda da Fenerbahçe'de tahrik etti. Neymiş? Mert Hakan elleri cebinde yürümüş. İşte neymiş? Göztepe'de Fenerbahçe Başkanı sahaya inerse tahrik olurmuş. Ya şimdi maçtan önce şimdi bir maile ulaştık. Maçtan önce Fenerbahçe kulübünden Göztepe kulübüne bir mail gidiyor. İşte öncelikle tekrar rakip olduğumuz için çok mutluyuz. Lige yükseldiğiniz için çok teşekkür ederiz. İşte geçen hafta Gölcük depreminin 25. yıl dönümü bizim maça denk geliyor. Birlikte bir şey yapalım. Bu tişörtleri satışa çıkaralım. Fenerbahçe Göztepe'ye böyle bir teklifle gidiyor. Gelirini notlara bakıyorum tekrar. Gelirini 6 Şubat depreminden etkilenen depremzede çocuklara bırakalım gibi bir teklifle gidiyor. Ortak açıklamalarla yapalım bunu. Ortak pankartla çıkalım gibi teklifle gidiyor. Ya böyle bir Fenerbahçe işte dediğim gibi özellikle sosyal medyada bunun dibinde FETÖ var. Bunu da açıkça söyleyeyim. 3 Temmuz'da başlayan bir şey bu. Sürekli karalama, sürekli kötü gösterme. İyi ki bu kötü muhabbetini o yüzden sevmiyorum. Fenerbahçe kötüdür, Fenerbahçeliler kötüdür. Böyle her koşulda işte Fenerbahçeliler polis arabalarını yakmıştır. Halbuki sonradan ortaya çıktı. O polisler masum değildi. 12 Mayıs 2012'de Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'a şampiyonluk kaybetti. Bakın bu Türkiye'de çok nadir görülen bir şey. Ya maç sonunda taraftarları kendi takımını alkışladı. Galatasaray'la oyuncularla ilgilenmedi. Polis tahrikiyle, polisin tribünle etkileşimiyle bu olay stat kapıları kapatıldı ve toplumsal bir infiale dönüştü. Çıkışında işte polis arabaları yakıldı vesaire. Bu tarz yıllardır işlenen Fenerbahçe kötüdür, Fenerbahçeliler kötüdür. Bu bilerek İşlenen bir şey, algı, bir silsile halinde evet, devam eden bir algı başlattı var ve bunun neticesi yaşanıyor. Evet, hatırlayın yani 3 diyorsun. Temmuz sürecinde de işte kanıtlar çok güçlü değildi. Bu yüzden toplumu ikna etmek gerekiyordu. Bu algı operasyonundan kalan izler bunlar. Yine onlar mı yapıyor, başkaları mı yapıyor bilmiyorum ama ya böyle bir mail atan, bu şekilde mail atan bir kulüp ya nasıl kışkırtıcı olabiliyor? Cevap verilmiş mi o maile? Onu merak ettim. Cevap da gelmemiş. Cevap vermemiş. Cevap gelmemişler. Çok şey de yapmamışlar. Yani orada çünkü belli yani ne tarafın bariyer kurdu, duvar ördü belli yani biraz. Gentilmence bir bakın, mail gibi. Fenerbahçe sahada Güzel İzmir pankartıyla geçmiş olsun Güzel İzmir orman yangınlarını. Yani takım 2-0 önde. Fenerbahçe başkanı niye tahrik etmek istesin? Tahrikte yok ki zaten ya. Ya 2-0 önde. Adam şimdi Nihal'in oturduğu yerden Hasan abinin oturduğu yere tribüne geliyor. Yürüyor. Normal ya, evet, yürüyor yani. Ağır ağır yürüyor. Ve bakın bu kadar. Rakip tribünden. Bu adetten midir? Evet. Aziz Yıldırım bunu çok yaptı. Evet. Ben eğer taraftarlarınız içeriye girmediyse yani onunla ilgilenmek bir zorundasınız. Bir sorun var çünkü. Şey yani keyfinden bak, yürüyor olsa Futbol Federasyonu raconu abartmış önceki dersin. Bak önceki başkanlarından Haluk Ulusoy federasyon başkanlığıyken o da bazen o zaman kavgalıydı gene bazı gene Fener'le başkalarıyla da yer değiştirme olur. Aziz Yıldırım da ben hatırlıyorum ben
kombinem varken çok maça gidiyordum ben 2004-05'lerde. Aziz Bey de giderdi deplasman yani şey içinde. Bazen saha içinde de gidersin. Aziz Yıldırım'ı ben biliyorum. Numaralı şeyde oturur. Şeref tribününde kalkar. Kale arkasındaki işte o Migros tribünü. Ya konuya gerçekten yabancı olduğum için anlamak yok, için. Yok. Böyle sağ, yürümek tahrik sebebi yani midir evet, yani? Evet abi. Sağdan ama bunu böyle sağdan yürümek sağdan diye vurguluyor. Içinde bir tahrik sebebi arkadaşım olarak görülebilir. Hayır ya bunun başında. Adını ya, öyle koyarsınız. Bilmiyorum. Bakın. Mert ben de öğrenmeye çalışıyorum. Abi, evet. Bu arada bak. Beraber anlamaya çalışıyoruz. Fenerbahçe bakın ben bu arada bu yüzden zaten çok özür dilerim Cem abi. İnsanlar da bu tarz detayları bilmediği için doğal olarak farklı algılanabiliyor. Bir de dediğim gibi Ali Koç'a böyle bir bu konularda ya Riyad olayı işte. Bak bir şey diyeyim sana. Ben cumartesi günü başka bir kanaldaydım. Erman Toroğlu'nu gördüm. Erman Toroğlu biliyorsun. Benim de çok eleştirdiğim biridir. Yani ona da söyledim orada. Ama bazen hakkaniyetli de hani eleştirir. Bazen eleştirmez. Hocam dedim sen hakemlik yaptın. Bunca yıl yorumculuk yapıyorsun. 92-93'ten bu yana 35 yıldır yorumculuk yapıyorsun. En çok dedim kim haksızlığa uğramıştır Türk futbolunda filan. Dedi ki Fener'i Galatasaray'ı dedi hakemler daha çok kollamıştır genel olarak falan filan. Ki ben katılmıyorum Fener yani 35-40 yıldır maç izliyorum. Ama dedi geçen sene dedi federasyon dedi Fener'i biçti dedi bak lafı bu. Nasıl biçti hocam işte Galatasaray maçındaki kırmızı kart uyduruk. Mesela onun dışında Icardi'nin bir pozisyonda elini bir yerine götürüyor. Kart standartı üzerinden. Hayır elini bir yere bak Icardi normalde. Yani elini bir yere götürdüğün zaman yani anlamış izleyicim. O 5 maçtır Sena. Tek maç verdiler. Mesela Fenerli bir oyuncunun daha azını yaptı. 3 maç, 4 maç yedi. Bir mesela, adaletsizlik oldu. Ya şimdi bak söylüyorsun. Az önce şey ben şimdi takip ediyor. Ahmet anlatıyor da bakın. Bütün Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzon'a nasıl söylesin. Fenerbahçe'nin otobüsü 4 Nisan 2015'te kurşunlandı. Ve Fenerbahçe 4-5 puan öndeydi. Şampiyonluğa gidiyordu. O, bir sene önce de şampiyon olmuştu. Bütün yabancılar o kurşunlamadan sonra oynamadı. Hepsi gitti. Yani futbolu bırakıyor. Fener Türkiye'den ayrılacağız dedi. Bir şey diyeyim. Ve fail bulunamadı. Bakın Fenerbahçe'ye kurşun yollamadı. Nasıl bulunamaz mesela? Sevgili Senacığım şunu anlatıyorum. Hani, şimdi Fener'i tutunca insanlar şeyi görebilir. Ahmet de bilmeyenler yani, için. Yani... Ben bunu her sene o gelince yazıyorum köşemde şeyde. Yani fail. Ben bunu Süleyman Bey'e de sordum. İçişleri Bakanı iken. Olduktan sonra. Ne dedi? Yani bir şey demedi yani başka demedi. Yani hakikaten demedi. Yani dedim ki fail ortada. Yani failler bulunamıyor. Ya fail bulunamıyor. Yapılanlar geçen sene ya mesela Riyad olayı başkanı o zaman bakın geçen sene Riyad olayı federasyon başkanı önceki beceriksizliğidir. Ama bunu Fener'e yıktı ya. Cenk, ya bakın şöyle Ali Koç'un muhalif lazım. Olabilirsin. Ama Ali Koç bunu ya Ali Koç'un bir hiçbir dahili yoktur. Riyad olayı tamamen federasyon başkanı Mehmet Büyükeş'in o zamanki beceriksizliği ve Fenerbahçe kuralları oydu neyse uyuyor. Ama orada o işi de ona Ali Koç'a yıklar. Ya kardeşim Ali Koç'u sevmiyorsunuz diye, Ali Koç size muhalif diye görüş olarak bu kadar bir insan linç edilir mi ya? Türkiye'nin konfor alanı oluştu. Onu söylemek istiyorum. Ama bu dediğime hayır. Oluştu. Bu dediğime şimdi bak mesela Mehmet Dayan da yapıyor, Ahmet de bu dediklerimiz... Ya bunun daha neleri var da yani. Bu onda birini söylüyoruz yani. Peki bu böyle FETÖ'yle başlayan bir şeyin devamı mı? Bir de 3 sen Temmuz de... operasyonu. Ha? 3 Temmuz sözde şiddet operasyonu. Ya Fenerbahçe. Şiddet, onun devamı niteliğinde olaylar mı yaşıyor? Bakın ben kısaca şey yapayım. 2011'de şampiyon Fenerbahçe olaylar. Oldu. O dönem FETÖ, bu işi yapan FETÖ'dür. Bakın hükümetle evet. Alakası yok. Sonra Fenerbahçe'yi orada düşmekten kurtaran da hükümettir. Yoksa FETÖ atacaktı Fener şeyi, uçurumu atacaktı. Oradaki ana hedef Aziz Yıldırım'dı. Ama Fenerbahçe dedi. Çünkü bir de o dönem hatırlatalım. Fenerbahçe ile diğer kulüpler arasında açık ara bir şey vardı. Tabii. Yani Fenerbahçe açık ile diğerleri yarışıyordu. En güçlü yani. 22 ekonomi tabii yani gelmişti. Dünya 1 milyar dolara gelmiş uçuyordu yani. Dünya Real Madrid olma yolunda gidiyordu. Real Madrid olmadı ama gidiyordu. O olay oldu. Bakın bütün yabancı da futbolcuları gitti. O dönem Nihat Özdemir, Ferit Şahenk para topladılar. Ali Koç, Aziz Yıldırım kendi aralarında birkaç futbolcu getirdiler. Sonra 2015 sonra hakem hataları sonra dışarıda yapılanlar ve Ali Bey geldikten sonra bakın Ali Bey ne diyorum mevcut hükümetle muhalif ama geçen sene bakın herhangi bir Beşiktaşlı'ya sorun bir Trabzonlu'ya sorun mesela ya geçen sene yapılanlar ortada ya Galatasaray maçı yani uyduruk bir penaltı şey kırmızı kart acayip şeyler mesela VAR sisteminin devreye girme işleri offside'ımsılar yani bu artık o kadar şey oldu ki yani bunu bak Erman Hoca gibi ki o da hani Fener'e nötrdür yani. O bile kabul ediyor yani geçen sene diyor biçtiler. Bakın bana bunu söyledi maç devre arasında. Şimdi bunların olduğu yerde şimdi adam
cumartesi günü maçta gidiyor. Tribünden şuraya bir öndesin. Fener'in kolay kazanacağı bir maç görüntüde. Hı-hı. Gidiyor. Adamın biri arkadan geliyor, durduk yere vuruyor. Ve o vuran kişi Trabzonlu. Peki sana bir hani şey Trabzonspor'unu bağlamaz bu. Ama ne diye adama vuruyorsun ya? Sonrasında mı konuşmamız gerekiyor. Yani bu adam nasıl o gece serbest bırakıldı? Tişört adam, değiştiriyor bizim. Sercan mı? Sercan değil. Dur. Bir gazeteci arkadaş onu gene Fenerli. Yok o gece stattan evine gidiyor. Ertesi hayır. Bu tişört olaylar, değiştiriyor. Evet, araba izliyor. Ya düşünün burada birimiz birimize yumruk atıyor ve o programda diğeri geçip karşısına oturmaya devam ediyor. Yapılan şey bu. İşlem uygulu hala mesela açıklama yok. Hala inanılmaz bir şekilde bu adama 6222'den işlem yapıldı mı? Bu adam ev hapsi diye bir, ben bunu futbolda ilk kez duydum. Yani ya tutuklu devam eder ya tutuksuz devam yani eder. Yani ya gözaltısız, ev hapsiyle serbest bırakıldı gibi bir söylem çıktı, bir ifade çıktı. Bu da hani haber kaynaklarından, yani resmi açıklamalar değil. Bu arkadaş orada ünlü bir kokoreççinin artık sahibi mi, oğlu mu bilmiyorum. Sosyal medyada paylaşımları çok zaten nefret içerikli vesaire. Orada tanınmış biri. Dediğim gibi sanırım babası bir federasyon başkanı mıymış, böyle bir bölgesel bir şey. Buradan yola çıkarak bu arkadaşla ilgili ne yapıldı çok net bilmiyoruz. Resmi açıklama hala yok. Ev hapsi. Ev hapsi resmi olarak gelmedi bu açıklama. Ev hapsi hayatımızda bu konuda ilk kez gördüğümüz bir uygulama. Mahkemeye çıktı mı peki? Mahkeme ev hapsi için hiçbir fikrimiz yok bu konuda. Bu üç görüşmede ne konuşulduğuna dair var mı sende bir bilgi? Şimdi Ali Bey, ben çok seviyorum. Ali Koç. Ali Koç'a çok yakın isimler var. Bizim Ahmet Ercanlar gibi Fenerbahçe muhabiri, gazeteci. Bizim TGRT Haber'de program yapar. Ali Koç MHP'lidir. Ali Koç MHP'yi oy atar. Yani Cumhurbaşkanlığında MHP'ye Erdoğan oy atar demiyorum ama MHP'li olduğunu biliyoruz. Ali Bey'in yani şeyini. Bu olaylarda kalkıp da ben, bunlar daha önceden planlanmış ama yani geçen haftadan bu görüşmeler planlanmış. Ali Yalika'yı bilmiyorum. O ay. Yani şeyi. O sonradan tabii, bu olaylar üzerine. Yani Devlet Bahçeli ile Özgür Özel geçen haftadan planlandığı için oraya gitti. Ben orada ayrıca bir şey aramıyorum ama yani adam bir yerden bir yere gitti. Hiçbir tarih yürürken adam tribüne giderken adama yumruk atılıyor ve yere düşürülüyor. Yani adam yürüyor ya. Hani şuradan şuraya gidiyor bu adam. Ben şunu şöyle yani bunun diyeyim. Burada bakın çok iş başka şeye gidiyor. Hatırlarsan seçim bitti, ben burada ne demiştim? Erkan Kandemir'le konuştum o zaman. AK Parti niye seçimleri kaybetti? İşte yerel seçim, emekli, ekonomi, 3 Fenerbahçe. Bizdeki not da öyle dedi. 3. sıra bizde Fenerbahçe var dedi. Erkan Kandemir'in bana, hatta Serdar Ali Çeliker onunla ilgili buranın yazarı bir yazı yazdı. Benim eşim de mesela bana inanmaz öyle deyince oy kullanma günü bir sürü Fener formalı kişi gördü. O Fenerbahçe şeyi etki etti demiyorum ama bir 50-100 bin kişi bu davranışla oyunu değiştirdi. Ya öyle haksızlıklar oluyor ki yani bunu Ali Koç derdini de anlatamıyor artık. Ya şöyle anlatamıyor. Bu çünkü bir blok var önünde. Biraz o yüzden derdini, ya bu Ankara çıkarması diye verdiğimiz ziyaretler biraz derdini anlattı mı? O bloku kim oluşturuyor? O bloğu medyada bir grup yapıyor. Hükümet içinden birileri yapıyor mu bilmiyoruz ama federasyonun davranışları, bak yanında futbolu sürekli 24 saat yapan Ahmet var. İşte Mehmet Ayan var burada sabahları da. Ya inanılır, bak bunun Fenerli olmakla hiç ilgisi yok. Çünkü ben ne dersem diyeyim. Ama inanılmaz şeyler yapılıyor. Ya adam bir bak, yani devre arası 2-0 Fenerbahçeli tribünleri. Bir de niye sahaya almıyorsun Fenerbahçeli tribünleri şeyi, bileti? Zaten asıl bakın. Türkiye'de bir mesela konfor alanı oluştu. Mesela bunu ben Nihal'e sorayım, Hasan abiye sorayım, hocamıza sorayım, Mustafa Bey. Yani biletli adam geliyor, niye içeri almıyorsun? Ben Türkiye'de bir konfor alanı. Bariz ayrımcılık tarifi yani yapıyorsunuz deminden beri. Yani çok bariz, bile isteye, kasteye Fenerbahçe evet taraftarını refüze edecek ve uygulamaların bunu sistematik olarak ve o kadar uygulandığı ve ortaya çıkıyor. Artık bakın, ama işte bu kadar büyük ve sistematik bir olay olunca da Cem Küçük mevzuya politika mı karışıyor? Yani siyasi bir boyutu da mı var? Güvenlik. Hayır, sen seçime bir mesela güvenlikçiler oy olarak yansıdın söylüyorsun. Demek ki burada bir geçişkenlik olabilir. Bu bir takımın diğer takıma koyduğu bariyer gibi görünmüyor anlattığın geçen tablo. Geçen sene bak şimdi burada bütün Fenerliler işte bunun en sonu ne, Galatasaray. 25 dakika Fener tek kale oynarken uyduruk bir kırmızı kart çıkardı hakem. Fener 10 kişi bıraktı. Ona rağmen Fener yine yön kazandı. O bütün sene boyunca görüldü. Yani hakemler Fener'e kart vermez. Bak, Türkiye'de şöyle şunu bitireyim. Yani Ali Bey siyaset yapmıyor ki. Ali Bey şimdi bir kulübün başkanı. O milletin oradaki kongren oyuyla seçilmiş. Geliyor.
Ya böyle inanın, ben mesela hani Ali Bey'le siyaseten ters olabilirsin ama Ali Bey siyasi konuşmuyor. Bir şey ya, Fener'in haklarını savunuyor veya ya sporlu takım şu an... siyasi zaten elbette, bu ama ayrı, bir de olimpiyata, bak, yani olimpiyata gönderdi futbolcuların çoğu lazım. Fenerbahçeli. 27 ya futbol 2 başarılı 27. olanların çoğu Fenerli. Bütün alt branşlarda Ali Bey de onları cebinden veriyor. Yani onu da söyleyeyim. Tenis, o bu, yüzme, adam cebinden oraya. Her sene 30-40 milyon, şu ana kadar aşağı yukarı 100 milyon dolar hibe etmiş Fener'e. 100 milyon, genel kurulda çıkıyor. Bakın 100 milyon dolar. Tamam, parası var, zengin. Ama bu adam siyaset yapmıyor, bir şey yapmıyor. Bu kadar çok üzerine gidilmesi. Mesela yürüyorsun adam, karşı tribüne geçiyor. Adama gelip vuruyorsun ya. Ve bunu mesela Ali Koç tahrik etti. Var mı tahrik? Ben bir tahrik göremedim yani. İşte anlatıyorum yani. Maç nasıl başlamış mı? Devre arası. Dönerken. Devre arası. 2-0. Yani 2-0 önde gidiyor. Bir de Fener tamam. Çok rahat oynuyor. Hani ve alacak maçı. Hani artık Ali Koç karşı tribünlerde sahaya girmeyenler için gidiyor. Bir cümle olsun, Ümit Hocam'a döneceğim. Riyad'da da aynı şey oldu. Türkiye'de bir konfor alanı var. Bu yıllardır gelen işte öcüleştirmenin etkisiyle ve Sayın Ali Koç'un da yani direkt olarak hedef alındı. Siyasi kesimlerce hedef alındı. Şimdi hükümetin, hükümet diyemem ben burada ama hükümete yakın bir taraf tarafından açıkça sansürlendi, hedef alındı. Bu öcüleştirmenin sonunda da şu oldu. İhale rahatça Ali Koç'a bırakılabiliyor. Riyad'da çok net federasyonun çok açık bir şekilde işini iyi yapmama durumu vardı. Bir şeyleri atlama, biz hallederiz. Ya onlar zaten kardeşlerimiz, hallederiz yoluyla gidip kağıda dökmedikleri şeylerden uluslararası kriz doğdu. İşin içinde Ali Koç olduğu için Ali Koç'a atıyorlar günah. Ali Koç da bu konularda şey oldu, böyle günah keçisi gibi oldu. İhale ona kalıyor. Toplumun bir kısmı hemen satın alıyor. Burada da aynı şey. Birilerinin görevlerini yapmaması veya birilerinin şimdi takım rekabetindeki işleri, yani takım rekabetinde avantaj sağlamak için bu geçmişten gelen şeyi kullanmasıyla işin içinde Ali Koç oldu mu ne yaparsanız yapın, ihale Ali Koç'a kalıyor. Böyle bir durum söz konusu. Böyle bir durum da var. Peki, teşekkürler. Ve sonra herkes de şeyi de kabul etti. Yani giden federasyon başkanı da kendisinin Riyad'da bu işi beceremediğini bir şekilde söyledi. Orada da bakın, bunu da Fenerbahçe başkanı ihale eden federasyon başkanıydı. O bunu önce, sonra görüntüler ve benzeri ortaya çıkınca, konuşmalar ortaya çıkınca öyle olmadığı görüldü. Yoksa iş Ali Koç'a kalacaktı yani. Ali Koç maçı oynatmıyor ne demek yani? Ümit Hocam, ben kendimi öyle bir izleyicilerden gelen yorumlara da bakıyorum. Öyle bir tartışmanın içinde buldum ki yani bir Galatasaraylıyım ama böyle hiç bu açıdan futbola bakmıyorum. Ama demek ki böyle çok hızlıca farklı görüşlerinde bir anda serpildiği bir yere gelebiliyoruz futbolu konuşurken. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ümit Koca Sakal. Ümit Hocam, Ali Koç neden bunları yaşıyor sürekli? Neden bunlar Fenerbahçe'ye oluyor? Şimdi bakın, o benim açımdan yanlış bir soru. Ben ama deminden beri dinliyorum. Çok güzel aşağıda. Mesela şimdi bakın yazıyor. Ali Koç'u iten kişiye ev hapsi cezası. Ya bir kere bilgi doğru değilse neyi konuşacağız ki? Ev hapsi cezası diye bir ceza yok. Bir. Tıpkı şey gibi, çünkü biz halen bizim toplumumuzda, çünkü herkes her şeyi bildiği için çok şükür, halen tutuklamayı bir ceza ve tahliyeyi de bir beraat gibi görüyoruz. Bakın, bu ev hapsi cezası dedikleri şey nedir, ne biliyor hocam? Musunuz? Şudur, tutuklama bir tedbirdir, bir yargılama önlemidir. Ağır bir tedbirdir. Bu tedbire alternatif olarak yeni ceza muhakemesi kanununda getirilmiş bir adli kontrol biçimidir. 109. maddenin 3. fıkrasının J bendini okursanız ne diyorduk? Evet, konutu terk etmemek. Yani şimdi bak, algıya bakın lütfen. Bir yazarımız bugün yazıyor. Yazarımız. Ya diyor, böyle bir fiil diyor, aşk olsun diyor. Böyle bir ev hapsi cezasıyla geçiştirilir mi diyor. Şimdi ne oluyor? Bu hukuku bilmeyen, bu şekilde olan taraftarlar, vay vay vay, Ali Koç'a böyle bir harekette ev hapsi. Ya bir ceza falan yok daha ortada. Fiil zaten, fiilin şeyi belli. Kasten ya, şimdi buradan girelim. Şimdi bak. Adli kontrol mü var demek istiyorlar hocam? Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı mı o zaman hocam bunun özü? Tutuklama talebiyle sevk edilmiş mahkemeye, mahkeme tutuklamanın burada
gerekli olmadığını veya ağır kaçacağını düşünmüş. Çünkü işlenen fiil kasten yaralama en ağır olarak ve bir kemik kırığı vesaire de olmadığı takdirde cezası çok yüksek değil. Dolayısıyla bundan daha hafif gene bir tedbir olan adli kontrol uygulamış. Şimdi bundan ev hapsi cezası mı çıkıyor? Bak şimdi daha nelere geleceğim ben. Sena Hanım, sanıyorum buyurun, bu konuda en çok konuşabilecek insanlardan biriyim. Bir kere gene kimse şey yapmadan ben söyleyeyim. Ben kökten Galatasaraylıyım. Yani lise olarak da Galatasaray Lisesi çıkışlıyım. Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Ancak herkesin şunu bilmesini isterim bu söyleyeceklerim bakımından. Bir Galatasaraylı olarak ve kongre üyesi olarak ben 2 sene Haluk Ulusoy Federasyonu'nda Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyeliği yaptım. Ve o görevimi çok şükür o denli tarafsız yapmışım ki zaten kararlarımız ortada. Şimdi uzatmamak için hani şeyleri anlatmıyorum. Galatasaray'a verilen 5 maçlık cezayı indirmek istedi kurul. Dedim ki öyle bir karşı oy yazarım ki altında kalırsınız. İndiremediler ve arttırma hakkımız yok. Yoksa arttırmak lazımdı. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Ha demek ki o kadar tarafsız yapmışım ki Fenerbahçe'nin 100. yılında bu görevimdeki demek ki tarafsızlığım sebebiyle konuşma yapma ve bir forma alma onuruna eriştim. Benim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Şimdi o yüzden bunları yaşamış bilen bir insan olarak ha bir kere şuradan başlayayım. Söz konusu futbolda şiddetse Sena Hanım, herkesin ortak bir tek şarkısı var. Herkesin ama. Stüdyo kadar dahil benden. Herkesin. Masum değiliz hiçbirimiz. Yok. Tamam mı? Şimdi bir kere Cem Bey'in bakış tarzıyla bu işi çözemezsiniz. Yani kulüp gözlüğüyle bakarak. Hocam hangi kulüp gözlüğüyle ya? Deminden bir hadi beni geç. Bey. Ahmet Bey anlatıyor. Kulübe yapılanlar var size. Bir izin ver Cem. Ümit Hocam tamamlasın sonra. Hukuk da bilir. Bunu da bilir. Tek başına siz konuk olarak alın Cem Bey. Bizi niye alıyorsunuz ki? Hocam ne alakası var? Ben hocam ben gazeteciyim. Haber sunan biriyim. Konulara çoğu kişilerden daha çok vakfım. Ben her sabah 3-4 saat haber sunuyorum. O oluşturuyorum. Hayır böyle şey laf atmanızı kabul etmiyorum. Yani onu biliyorum tabii. Bildiğim için konuşuyorum. Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı, fail bulunamadı diyoruz mesela. Hukuken bunu sordunuz mu hiç? O failler nerede diye. Tamam Cem, teşekkürler. Hocam aşk olsun lütfen. Bakın kendi aramızda yani, da şeyle. En azından uzlaşmacı bir dille, yani burada da bölünmeden, ayrışmadan, fikirlere saygı duyarak devam edebiliriz. Buyurun hocam, dinliyoruz. Keşke şimdi burada bunu söylemeniz gereken ben değilim. Hayır. Hocam siz bana sataştınız, ben size değil. Hocam siz bana sataştınız. Söylemedim herkese, lütfen devam edin. Bir eleştiri bile... Bakın işte neyse ne kadar haklı olduğum açığa çıkıyor. Şimdi böyle kulüp gözlüğüyle bak hani şimdi sadece kurşunlanma olayı değil. Efendim maçlarda canım oraya gireceksek ki ben girmem ama ben de tutarım Icardi'nin kırılan köprücük kemiğini konuşurum. Hiçbir nasıl penaltı verilmedi diye. Yani mesele o değil. Şimdi bakın ben şuradan söylüyorum. Bir kere biz bu işleri nasıl çözeceğiz biliyor musunuz? Bir kere bir. Baştan şunu söyleyeyim. Bir kulüp başkanının kim olursa olsun bu şekilde bir saldırıya uğraması bir skandaldır. Bir utanç vesikasıdır. Ve bakın ama şimdi bunu konuşuyorsunuz ya ama Sena Hanım her yerde kar var şarkısında olduğu gibi her yerde şiddet var. Şimdi meclisinizde şiddet. Sizi temsil eden vekilleriniz orayı boks ringine çeviriyor. Doktora şiddet, doktora saldırı, kadına şiddet, trafikte yurttaşa şiddet. Ne bekliyordunuz? Ha şimdi peki bu şiddet bakın Sena Hanım. Ben sadece 2 sene Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyeliği yapmadım. Benim futbolda şiddet üzerine çok sayıda makalem var. Bir gün olur hani çok bilen insanlar olduğu için bize gerek yok. Bir gün size örneğin şiddetin ve huliganizmin beşiği olan İngiltere'nin bunu nasıl çözdüğünü anlatırım. Mesela şimdi bizde niye çözülemez biliyor musunuz? Niye? Hiç hikaye. Şimdi söyleyeyim. Bir, bu yöneticilerle asla çözemezsiniz.
Siz yöneticilerin, bak hiç ayırt etmeden söylüyorum, kulüp yöneticilerinin ağzından çıkanları görüyor musunuz? İki, bir takım, bak bir takım diyorum, isteyen üstüne alınsın, kendini amigo zanneden veya amigoluk yapan spor yorumcuları. Aman Allah'ım, ne laflar, şiddeti körükleyecek. Ne, niye? Rating var. Ona dur demeyen, ona rağmen onu devam ettiren medya veya sosyal medya. Bakın ben yıllar önce hatırlıyorum, bir medya ne yaptı biliyor musunuz? Başlık attı. Fenerbahçe taraftarı TFF'ye yürüyecek. Yok öyle bir şey. Aslında Türkçeleştireyim mi ben o başlığı size? Yürüyün kardeşim, oraya doğru yürüyün. Şimdi bu Ankara Gücü Başkanı hakemi yumrukladı. Peki nasıl çıktı? Kahraman gibi çıktı Sena Hanım. Kahraman gibi çıktı. Şimdi çok söyleyecek şey var da bir iki şeyle tamamlayayım. Şimdi rüzgar eken fırtına biçer. Onu bir kere söyleyeyim. Herkes kendine yontarsa, herkes kendi reklamını yaparsa, herkes belirli bir taraftarlık üzerinden o kulübün taraftarlarına, kulüp başkanlarına, yöneticilerine selektör yaparsa, bak ben nasıl böyle şey yapıyorum, bu şiddeti önleyemezsiniz. 6222 sayılı bir kanununuz var. Değil mi? Hiçbir biçimde uygulanmayan bir kanun. Daha başka bir şey söyleyeyim size. Yani şimdi herkes dürüst olsun. Türkiye Futbol Federasyonu'nun özerk olduğunu bana bir Allah'ın kulu iddia edemez Sena Hanım. Bir Allah'ın kulu, hikaye o. Yani siyaset, futbolun tam göbeğinde Sena Hanım, ben yaşadım, ben kanunda istifa etmedikçe veya ölmedikçe değiştirilemez hükmüne rağmen iki senenin sonunda kanun değişikliğiyle ben öldüm mü? Veya istifa mı ettim? Ha şimdi dolayısıyla ölmedim çok şükür henüz ve istifa da etmedim ama beni aldılar. Şimdi bunlar hiç konuşulmayacak. Yani siyasetin futbolun göbeğinde olduğu hiç konuşulmayacak. TFF'nin o sözde özerkliği hiç konuşulmayacak. Yöneticilerin, hiç ayırt etmeden söylüyorum, şiddeti açık açık tahrik eden, öven fiilleri konuşulmayacak. Sosyal medyanın bir takım huliganlaşmış, amigolaşmış spor yorumcularının veya her şeyden anladığımız için bir takım spor yorumcusu olmayan yorumcuların bu şiddetle ilgili şeylerini hiç konuşmayacağız. Ha bir de en kötüsü şu. Bakın ben şeyi de çok iyi bilirim, talimatı vesaireyi. Şimdi yanlışları yarıştırmayacaksınız ve mazeret bulmayacaksınız. Şimdi efendim kadına şiddet oluyor, efendim kadın da öyle giyinmeseydi. Bak şimdi, veya mecliste gider yumruk atar milletvekili, efendim o da öyle konuşmasaydı. İşte gelinen nokta budur. Ben burada Ali Bey'e yönelik bu saldırıda, efendim ama o da oraya girdi. Bakın bu son derece yanlış bir zihniyettir. Ha bu şu demek değil ama, Ali Bey'in oraya girmesi talimatlara aykırı. Ama bu kendi içinde çözülebilecek bir şey. Çünkü futbol disiplin talimatında bunun bir karşılığı var. Tıpkı diyorlar ki bilet meselesi. Bakın onu da söyleyeyim. Bilet meselesinde sıkıntı yaratan kulüp gene futbol disiplin talimatına göre sorumluluğu var. Demek istediğim, onlar kendi içinde çözülür ama hiçbir şey Ali Bey'e yönelik, bir kulüp başkanına yönelik bu rezilliği, bu vandallığı, bu saldırıyı haklı ve mazur gösteremez. Ama bunun üzerinden de başka ihlallerinde üzeri örtülemez. Şöyle bitireyim hakikaten. Öğrenmek şimdi istiyorum. Talimat aykırı dedi ya. Yönetmeliğe aykırı. Hasan Öztürk, size bir şey soracağım. Talimat aykırı konusunu. Bey, sizin talimatlar matematik gibidir. Yani şöyledir. Mesela sadece akredite olan kişiler futbol müsabaka alanına girebilir. Mesela ben size ilginç bir şey söyleyeyim mi? Kuruldayken
en çok itiraz edilen ihlal ne biliyor musunuz? Her maçta istisnasız merdivenleri boş bırakmamak. Çünkü kulüp onun parasını ödemeye razı olarak, açık söylüyorum. Çünkü oraya alacağınız seyirci çok daha fazla gelir getiriyor. Yani bu bir matematik. Ama tekrar söylüyorum. Şimdi saldırıdaki vahamet ve rezillik bu talimata aykırı davranışla örtbas edilemez. Ve asıl konuşulması gereken de bu aykırılık değildir. Asıl konuşulması gereken fiziksel bir saldırı ve şiddettir ve madde yağdırmaktır. Yani ben hiçbir kulübün, şimdi ben açıklamayı gördüm, çok üzücü. Yani diyor ki Göste, yanlış görmediysen veya bazı, işte efendim Ali Bey şeye girdiği için filan tahrik oldu. Ya bırakalım artık bu tahrik olduğu filan falan. Hiçbir böyle tahrikli şuydu buydu, bu tür vandallıkları, saldırıları haklı gösteremez ve göstermemeli. Ve bunu yaparken de kulübün X, Y, Z, şu bu olmasına da bakmamalı. Rezillik kimden gelirse gelsin rezilliktir. Rezillik peki, kime yönelirse yönelsin rezilliktir. Bir Galatasaraylı olarak o yüzden hani ben burada Ali Bey olarak da bakmıyorum. Orada kim olursa olsun bu kınanacak bir şey ve bunun ama fakat ya Ali Bey de oradan girmeseydi o da bunu yapma. Hayır efendim. Bu zihniyetle önleyemezsin ama son sözüm gerçekten şu olsun. Çok doluyum bu konuda çünkü çalışmalarım da var. Ama ben size söyleyeyim mi? Herkes tribünlere oynarsa, futbol tabiriyle söylüyorum. Herkes tribünlere oynarsa, herkes belirli bir gözlük takarak olaylara bakarsa, bu yöneticiler ne konuştuğunu bilmezse, futbol yorumcuları, ya ben üstüme bakıyorum, hı hı, bazen isim vermeyeyim, herkes biliyordur. Spor yayını demeye bin şahit ister. Ağızlardan köpükler saçılıyor, bir acayip acayip böyle laflar, yani çocuklar izleyemez Sena Hanım. Vallahi izleyemez. İzleyemez hocam. Böyle acayip acayip benzetmeler, cinsellik işin içine giriyor. Böyle şimdi siz ne bekliyorsunuz? İnsanların üzerinde yani futbolun kadar dilinden şiddetine, tabii, toplumun her kesimine sirayet etmiş şeylerin birebir yansımasını görüyoruz ve şimdi evet, oturuyoruz neden böyle olduğu soruyoruz. Şimdi oysa gelsin ama düzeltmek gerekiyor. Tarihsallarla ilgili çok yanlış değerlendirmeler var yani. Sizin meclisiniz boks ringine dönerse işte futbol sahanızda böyle, bakın tekrar söylüyorum, İngiltere nasıl bitirdi bu işi? Bir cümleyle nasıl bitirdi söyleyebiliyor musunuz? Sonra stüdyoda i̇şte, diğer konuklarıma da hiç söz vermedim konuklarıma. Bir cümleyle özetleyemeyiz diyorsunuz. Hiç bitiremiyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Şey haklısınız, doğru. Bir evet, itirazımı söyleyebilir miyim? Bir rapor var. Hemen geldi. Bir rapor var Sena Hanım. O raporu okuduğunuzda göreceksiniz zaten. İlk başı şöyle başlıyor. Bir tek onu söyleyeyim. Önce diyor, o zaman kafese alınmış, hı hı, insanlara kendini hayvanmış gibi affedersiniz hissettiren bu tel örgüler ve bu kafesler kaldırılacak ve insana tekrar insan olduğu hatırlatılacak diye başlayıp, bakın bu sosyolojik ve psikolojik bir saptama, arkasından ama anonimayı ortadan kaldıracak kamera sistemi, gerçek faili bulmak vesaire bir sürü önlem var ve bugün biliyorsunuz İngiltere'de şiddetin şeysi yok. Şeysi yok ya. Var ya. Hakeme ya, neler falan hocam, her hafta şey, yapmayın ya. Yok şey var. Ya ben kameralar var. İstenilse zaten hayır, yok, o bir cümleyle de aslında özü anlatılabiliyormuş. O kafesler kaldırıp insana insan olduğu hatırlatılacak. Tabii, istenirse yani bir şey söyleyeyim. Şu talimat konusunda şu düzeltmeyi yapmamız lazım. Talimat konusunda şu doğru, maç oynanan Ali Koç'un kartında 1, 2 ve 3 rakamları var. Şimdi ona bakıyordum ben de emin olmak için. 3 numaralı, yani Ali Koç'un maç oynanmıyorken sahaya girmesinde herhangi bir talimat açısından engel yok. Maç oyna yeşil, 3'ün içinde yeşil zemin olmadığı için, 3 rakamının arkasında yeşil zemin olmadığı için maç oynanırken saha zeminine giremez. Yani orada çıkışta bir hata yapıyor, işte orada diyaloglara dalıyor. Maç başladığı fark edilmiyor. Çıkarken bir talimata uymama söz konusu oluyor. Ama Ali Koç'un ben devre arası... Talimat evet, uymama var. Evet, şey yok. Ama konu bu şekilde anlatılmıyor. Hani Ali Koç talimatlara aykırı gelerek sahaya indi. Hayır. İnişinde bir sıkıntı yok. Devre arasında inebilir. Evet. Devre arasında 3 numaralı
talimat numarasına sahip olduğu için sahaya inmesine bir mani yok. Ama ikinci yarı başlamadan çıkması gerekiyor. Ahmet Bey, şimdi ben hani olabilir bakın ama benim asıl şeyim... Ne yok haklısınız sadece şu. O talimat ama, kısmını netleştirmek aynen, açısından söylüyorum. Teknik bir kısmını netleştirmek istedim. Benim peki. Söylediğim şu, velev ki talimata aykırı hareket etmiş olsun. TFF cezasını verir ya. Dahi, bu rezilliği, bu doğru. Saldırıyı hiçbir biçimde haklı, mazur aynen, gösteremez, öyle. Göstermemeli. Mesele o. Üç tane cümle söyleyip kapatıyorum. Buyurun. Bir, Ümit Bey'in dediklerinin çoğuna katılmıyorum. Şiddet bilmem Türkiye'de böyle şiddet filan yorumcular dünyanın her yerinde bu futboldur. Bazen cinsel içerikli hafif şeyler de olur bu YouTube yayınlarında. Bütün dünyada var bu futbol. İngiltere'de şiddet diyor hocam herhalde İtalya Avrupa futbolu izlemiyor. Şiddetin neleri oluyor oralarda? Ne şiddetler olur? Burası Romya hani şeydir insanlar istediği gibi yorum bazen sert de yorum yapabilir bu bir. İki, ya bunun hiç alakası yok olayın. Şiddet Avrupa'da da çok var. Hem de ne kapatmalar, cezalar... Hükmen cezalar, bahis oynayan futbolcular değil mi? Yani ne cezalar? Yani hocam herhalde onları takip etmemiş. Bir diğeri, buradaki mesele Icardi'nin ayağına basılması, Fenerbahçe'ye penaltı verilmesi meselesi değil. O sağ içinde olur. Hani niye verdin vermedin? Onu ben tartışırım. Ben kendi aramda geyik yaparım, söylerim, geçerim. Mesele o değil burada ki. Burada da yapıyorsunuz mesele, o değil. Mesele Fenerbahçe'nin otobüsünün kurşunlanması, on başlayan... Gidin Sinan Engin bakın, yorumcu. Ali Şen başkan, şu Ali Şen olsa futbol kurtulacak. Aziz Yıldırım, tamam. Ali Koç, ya bunu bak Sinan Engin Beşiktaşlı, başka insanlar da var. Yani bunun olayın saha içiyle değil, dışarıda işte demin Riyad olayını TFF Başkan Ali Koç'a yıkmaya çalıştı. İşte otobüs kurşunlanıyor. İşin toplumsal ve politik tarafı var. 100 kişi öyle, 40 kişi ölecekti orada. Ve bunun faili niye bulunmadı diyor. İki futbolla ilgili iki cümle edip sana hakikaten sunacağım. Bunlarla hiç ilgisi yok bu şeyin. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela ya orayı da takip etmemiş sayın hocamız. Bakın hükümet bu son seçimde Mehmet Büyükekşi'yi destekledi. Servet Yardımcı adaydı. Servet Yardımcı'ya birileri gönderildi. O da hükümete yakın. Ona çekil dediler. Çekildi. Fenerbahçe, Kasımpaşa, Fatih Saraç, diğerleri hepsi TFF Başkanı şimdiki İbrahim Bey miydi? Evet İbrahim Hacı. İbrahim Bey'i çağırdılar. İbrahim Bey kendi de başta çok seçileceğine inanmıyordu belki ki iyi yani futbolda bilen bir isim. On bakın hükümetin desteklediği isimlere rağmen hükümeti de destekleyen bazı spor kulüpleri gittiler. İbrahim Bey'e oy verdiler. Hükümete rağmen seçildi İbrahim Bey. Hükümete rağmen seçildi. Bu çok basit bir bilgidir. Yani öyle hükümet dahil olduğu bilmem ne yapıldı değildir. Ama Tayyip Bey'in Ali Bey'le Sayın Ali Koç'la bir görüp konuşulması lazım. Bu olay saha içi Fener Galatasaray penaltı korner meselesi değil. Başka bir yere gidiyor. Bakın Trabzon Başkanı Ertuğrul Bey de, Beşiktaş Başkanı Hasan Bey, Galatasaray Başkanı Dursun Bey, Fenerbahçe. Bunların hepsi kendi alanında başarılı, saygın ve hakikaten iyi isimler. Bakın şu an dört kulübün başkanı da çok saygın isimler. Ama bunların bir araya gelip veya Tayyip Bey'in bunları bir araya olması lazım. Yoksa hocam öyle Icardi'nin öyle bir şey demiyoruz biz. Ya geçen sene yapılan işte Erman Hoca bile. Yani burada otobüsler kurşunlanıyor, FETÖ davaları oluyor. Oradan oluyor. Ali Koç'a özel arkadan biri geliyor vuruyor. Riyad'daki olay Ali Bey'e ya bunları da bir görün ya. Peki teşekkür ederim. Bu arada Mustafa Balbay da aramıza katılmış. Bir hoş geldiniz diyeyim size de. Can Bey tamamen Anderson'dan masal anlatıyor onu söyleyeyim de. Neyse masal da iyidir. Teşekkür ediyorum. Benim dediğimin doğru olduğunu herkes biliyor. Masal da iyidir. Masal pekala. Da iyidir. Teşekkür ederim. Yazık ya. Vallahi yazık. Hasan Öztürk gerçekten merak ediyorum ne diyeceğinizi. Çünkü en başta dediniz ben de şu an anlamaya evet, çalışıyorum. Bir bakıştık orada sizinle. Ne anladınız ne düşünüyorsunuz? Hani, klasik cümleyle başlayalım. Hani futbol sadece futbol değil onu görüyoruz şu anda onu yaşıyoruz. Çok özür dilerim. Hemen bir Ali Yerlikaya'dan bir paylaşım gelmiş. Onu da arkadaşlarım ekrana vermişler ama bana ekran biraz uzak. Şuradan okuyacağım izleyicilerimiz için. Belki tam ekranda yapabiliriz değerli arkadaşlar. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu'nun kıymetli üyelerini kabul ettik. Sayın Koç'a ve beraberindeki heyete nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Mesajını paylaşmış zannederim. Bir de Fenerbahçe forması hediye etmişler. Ali Yerlikaya'ya onunla bir fotoğraf çekilmiş ve Koç Yönetim Kurulu'nun Koç Holding Yönetim Kurulu'nun üyelerini de kabul ettik diye iki farklı fotoğrafla bu mesajı dakikalar önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Hem bu görüşmeye dair de varsa arka planınız alırım buyurunuz. Dediğim gibi futbol sadece futbol değil denen o klişe cümlenin
karşılığını görüyoruz şu anda, yaşıyoruz. Evet, öyle o klişenin içindeyiz şu anda, evet, evet. Yaşıyoruz. İkincisi, hem bir basitlik ya da şey, irtifa kaybı ile kitle psikolojisini yönetenlerin ittifak ettiği bir süreç yaşıyoruz. Önce de onu söylemek istiyorum. Nedir o? Şimdi bu toplumsal olayları biraz incelediğiniz zaman, nasıl oluyor, ne oluyor diye baktığınız zaman genelde işte futbol sevdalıları, tribünler, öğrenciler, kulüpler, başka kulüpler, yani sadece spor kulüpleri, bak bunları sinir uçlarına bastığınız zaman kitlesel eylemlerin yaşandığını bilen insanlar hep o nasıra basmaya başladılar son günlerde. Fakat burada şöyle de bir şey var. Dedim ki irtifa kaybı o kadar fazla ki o seviyeyi düşürenler o kitlelerin de o güdülenmesine de fırsat veriyorlar. Şimdi biraz önce Ümit Hocam önemli bir şey söyledi. Futbol yorumu mu yoksa başka bir şey mi şaşırdığımız bir takım yorumlar görüyoruz. Zaman yine ben yani 40 yıla yakın bir gazetecilik serüvenim var. Lisanslı futbolcuydum. Hala top oynayan birisiyim. Ama ben artık... Mevkiniz neydi Hasan Bey? Merak ettim. Ben sol açık oynadım. Sonradan sol bek oynadım hocam. Sol abi bizim çünkü... ihtiyacımız var. Bir sol bek ihtiyacımız var. Eyvallah. Hasan Bey. Eyvallah. Nerede ihtiyacımız? Galatasaray'da mı ihtiyacımız var? Şimdi gerçekten yani bir tribünde maç izledim dedi biraz önce Cem, çokça izliyorum dedi. Açıkçası ben tribünde maç falan izlemiyorum artık. Çünkü o tribünde insanların çoğunun maç izlemediğine şahit oluyorum. Birbirlerine küfür etmekten maç, hani golü kim attı ya, kim hangi daha iyi oynuyordu pozisyonunu göremiyorsunuz bile. Dolayısıyla biraz bu yani çocuğunuzu alıp gittiniz nasıl? Ya nasıl olacak ya? Yani yok, şimdi Sena bakın Hanım, çok özür diliyorum. Ben şeref tribününde tahkim kurulu üyesiyken şeref tribünündeki şeylerimi size anlatsam şeref tribününe inanamazsınız. Ya Acun Ilıcalı bugün bir toplantı yapmış. Bunun genelinde bir sorun olabilir okudum, mi acaba? Okudum yani dinlemedim. Okudum. Dün akşam bir teyze okudum. Acun Ilıcalı diyor ki ya gittik orada hani maç başlıyor, farkındayım diyor. Yani acayip bir negatiflik var. Yani her an patlamak üzere bir şey. Şimdi Acun Ilıcalı bunu Göztepe Fenerbahçe maçı için söylüyor ama benim yani okuduğum pazartesileri, salı günleri okuduğum spor gazetelerinin çoğunda bütün maçlarda buna benzer şeyler var. Şimdi bu dolayısıyla hani Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a yapılan bu hareket üzerinden konuşuyoruz ama bu genel bir toplumsal soruna dönüşmüş durumda. Şunu söylemeyi ihmal etmemek lazım. Doğru, amalı fakatlı bakmadan Ali Koç'a yapılan bu olay, bu şiddet baştan sonra direkt reddedilmesi gereken bir şey. Tıpkı ne gibi? Bakın Ahmet Şık'ı ben sevmem. Fikirlerini ben asla kabul etmem. Yaptıklarını hep eleştirmiş bir insanım. Ama Alpay Özalan'ın kürsüdeki konuşan hatipe saldırmasını asla kabul etmiyorum. Aynı o şekilde. Yani Ali Koç kural ihlali yapmış olabilir. Ali Koç gidip tribündekileri tahrik etmiş olabilir. E kardeşim sen yöneticiyim diye orada dolaşıyorsun. Boynunda da bir tane kartın var değil mi? Akletli olmuşsun. Sahadasın. Ve bir de şu var, refakat ediyorsun, misafirine refakat ediyorsun ve misafirine arkadan... Bu çok önemli. Ya, çünkü bizim ülkemizde şu delikanlılık diye bir laf var, işte böyle asmalar, kesmeler arkadan yani. Arkadaşlar, bu işte hani irtifa kaybedin de seviyesizliğimi... Seviyedeki düşmeyi gösteriyor mu diyorsunuz? Tabii ki seviyenin düştüğünün en bariz göstergesi. Yani futbolu buradan konuşuyor olmamız bile seviyelerdeki sıkıntımızı gösteriyor. Çok kötü bir şey. Yani. Şimdi bitiriyorum ben, uzun konuşmayacağım. Şimdi ama şöyle bir şey var. Herkes kötü, ben iyiyim dediğiniz zaman da burada problem var. İkinize eleştirim var. İki arkadaşıma yani Cem Küçük'e ve burada Ahmet Bey'e ben ilk defa yani katıldık. Herkes bize düşman diye bakarsanız... Burada da bir problem olduğunu düşünüyorum. O zaman yani bir karşıtlık oluşturuluyorsa o karşıtlıkta da siz de öteki olarak pozisyon almışsınız.
Bunu çözmek gerekiyor. Peki yani, bir şey sorayım. Bu, 2015'te otobüsün ya, kurşunlanmasının failleri niye bulunmuyor? O soruyu beraber soruyoruz. Sormadınız. Hayır, yani, ne zaman sordun? Ya ben hiçbir zaman gerekiyor. Sormadın. Bakın, ama ben her sene soruyorum. Bir dakika. Hiç ben mesela bu fail nerede? Bir dakika. Şöyle bir şey değil o zaman. Ben nereye düştüm? Soruyu kendime soruyorum. Çünkü şöyle bir şey arkadaşlar, ben bak ben de lisanslı bir şey futbolcuyum, hala top oynuyorum falan diyorum ama 20, ben 57 futbol... şu an saat 20.00'dan beri aynı soruyu ben de kendime soruyorum. Ben ya, nasıl bir şeyin içindeyim şu anda diye. Ben şöyle bir şey. Siz de doğru aynı yere varmışız. Fenerbahçe kulübünün aracı kurşunlandı. Tamam. Bir adli olay olarak haberi yapıldı, geçti. Ama bu benim doğrudan takip ettiğim bir mesele değil. Şunu söylüyorum. Ali Koç'un başına gelen olayı ben o gün akşam, cumartesi akşamı evet biliyorum. Ama ondan sonrası benim bir parantez içerisinde bu olay benim hayatımda, gazetecilik hayatımda. Çünkü ben spor yöneticisi değilim. Spora başka türlü bakan birisi. Şimdi orada niye sormadın sorusunu ben tabii kabul edecek geçen değilim. Geçen sene TFF ama, Riyad işini niye Ali Koç'a yıktılar? Hiç Ali Koç'un ben mi yıktım? Hayır yok, sen yok. Değil. Bak şimdi, yani, ama yani, şu an Riyad, bak şimdi. Riyad şimdi, olayını futbol takip etmeyenler onu Ali Koç bakın, yaptı sanıyor. Bakın arkadaşlar, o Riyad'la ilgili ben yazı yazdım. Riyad'la ilgili yazı yazdım. Bir tane yazı yazdım. Orada duruyor. Ali Koç'u da eleştirdim. Federasyonu da eleştirdim. Ali Koç'u niye ama eleştirdin? Ali Koç'un ne dali var? Ali Koç'un kendi cümlesiyle Habertürk'te yaptığı yayındır. Mehmet Akif'leydi sanırım yapmıştı. Orada şöyle dedi. İşin dibine inecek olursak en masum olanlar da Suudlulardı dedi. Kendi ifadesidir. Evet, en masum olanlar Suudlulardı. Biz beceremedik bu işi. Demek ki onun üzerinden baktım ben. Suudluların bir tanesi yok zaten. Sonuçta. Yani. Ama gerçekten söylüyorum. Yani herkes kötü, tek ben iyiyim dediğiniz zaman burada da bir karşıtlık oluşturuyorsunuz. Buna da dikkat edin. Fakat şu var. Ama işte sonuç futbolun itibariyle. Özü o yani. İmkansız yani. Şey. Teklif ettiğin şey imkansız. Çok üzgün durumdayız. Yani meclisteki durumumuzu gördük. Ya bugün bir görüntü çıktı, gördünüz değil mi Hatay'dan? Haber yapıldı, herkes yaptı, biz de yaptık. Sizin ekranınızda izledim. Yani bir polis memuru, sivil polis yol vermedi diye silahını çekip bir tırcıyı işte efendim neredeyse darbe edecek. Ben dün yolda geliyorum. Ya arkadaşlar, Çakar'la, ben bunu Ali Bey'e de anlattığım için, Ali Yerlikaya'yla da en büyük dertlerimiz. Hiç bıktık Çakar'lara bak, çak çak çak. Üstünlük serip, yani resmi mi gayri resmi mi göreve mi gidiyor, görevsizlik ne yapıyor? Gece saat 2.30'da nereden gelebilirsin? Adam seni rahatsız ederek gidiyor. Şimdi her konuda bir problemimiz var. Hayır, yol vermezsen de sıkıntı oluyor. Yani. Aynen öyle. İttifak kaybı yaşıyoruz. Buna bir durmamız gerekiyor. Benim bir bu, Fenerbahçe Göztepe maçında bir daha gösterdi. Ya bir kulüp başkanı kameraların önünde o kadar milletin içerisinde kendisine ev sahipliği yapan bir başkası tarafından arkadan itilerek yere düşürüldü. Bakın Ali Koç'u ben tanımam, bilmem. Ben eski bir Fenerbahçeliyim. Şu anda futbol takımı da tutmuyorum. Milliklerimizi takip etmiyorum. Ben de en son Jarlik'in altın golünde bıraktım. Durduk yere uzaklaşmadın. Aha, konunun içeriği sağ. Bakın, tamam hadi canım, benim, sen bakın, bir cümle olsun. Söyleyeyim. Şimdi Ahmet de burada da söyledi. Türkiye'nin en tarafsız 10 spor yorumcusunu toplayın. Beşiktaşlılara sorun, Trabzonlulara sorun. Bakın Türkiye'de Trabzon'un, Beşiktaş'ın hakkı daha çok yenmiştir büyüklere göre. Çok net söylüyorum bakın. Trabzon'un ve Beşiktaş'ın hakkı daha çok yenmiştir. Şu son 10 yılda, 15 yılda olanları bir analiz etsinler. Ben sağ içini demiyorum. O ona sarı kart, onda değilim ben ya. Fener 10 yıl, Galatasaray 14 yıl olmadı, Beşiktaş 15 yıl olmadı. Trabzon 38 sene, onda değilim ben. O olur olmaz. O ne olacak, Fener şampiyon olur bir gün. Ya buradaki mesele, saha dışındaki olaylar, Riyad, kurşunlama, bunlar çok az hatırladıklarımız. Ya bunlar bakın, yoksa ben saha içinde bakın, Galatasaray şampiyon aldı, olmuş, tamam helal olsun Beşiktaş, ben onda değilim ki ya. Bu böyle ben bir olay dışında değil, biz burada çok az olay konuşuyoruz yani. Evet. Bu iki konu bu var. Bu değil, yoksa Fener, mesela futbolda, Göztepe maçı 2-2, bana iki, ne ondan? İki sorun var, futbolda şiddet bu ülkenin tamamından ayrılamaz. Şiddeti yapanlara kulüpler sahip çıkıyor, bir sürü iç sorun var. İki, bu ayrı bir konu, futbolda şiddet ayrı bir konu. Fenerbahçe konusu ayrı bir konu. Fenerbahçe konusu 2011'de demek istemiyorum. Yani KCK dosyasıyla başlayan, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe o yıl şampiyon olsaydı o yıl başlayan. Dibinde yine politik konu başlıklarının olduğu, geçmişten bu yana gelen, ülkedeki bazı şeylerin mozaiğini değiştirmek amacı da güdülen bir konu. İkisi çok farklı şeyler. Yani futbolda şiddet bir sorun,
Fenerbahçe'nin bir süredir uğraştığı bu futbol dışı gündemler 2000, ayrı bir sorun. 2012'de Galatasaray'ın şampiyon olduğu Kadıköy'de polisin. Ya bakın zaman, 12 Mayıs 2012'den. Hayır, hayır. Arabaları ters devirip öldü. Ya öldürmelere gidiliyordu ya. O dönem FETÖ'cü polisleri düşün. Ben o gün oradaydım. Bizi orada öldürmeye çalıştılar. Bunlar böyle bunu konuşulacak. Bunu söylüyorsun, Fenerlik niye bakın, var bunu? Takımına destek veren, evinde şampiyonluk kaçırmasına rağmen takımına destek veren taraftarı dört tribüne çıkıp soyunma odasından polisler çıkıp biber gazı sıktılar. Ne beklersiniz? Stadın boşalmasını değil mi? Çünkü içeride sorun var. Kapılar kilitliydi. İnsanlar dışı. O gün çok büyük bir operasyon çekildi. Hala konuşulmuyor. Bir gün konuşulacak. Nasıl ki İngiltere devleti, hükümeti, Hillsborough felaketi için, bu Liverpool Everton arasında geçen felaket için yıllar sonra özür diledi. 12 Mayıs Juventus. 2012'de yaşananlardan dolayı da bu tarz bir şey olacak. Çünkü devlet üniformalarını giyen teröristler taraftarları, toplumu öyle bir kışkırtmaya çalıştı ki canlarına kastederek bunu yaptılar. Yani bu iki konu çok farklı bir konu. Bir, futbolda şiddet sorunu var. Burada Fenerbahçe'de aynı derecede suçlu, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da. Bu başka bir konu. Ama bir de politikanın futbol... Ya bu arada dünyanın her yerinde politikayla spor iç içe. Bir kere bu masalı artık ortadan kaldı. Yani olimpiyatlarda gördük. Tamamen Avrupa Birliği propagandasıyla Amerika propagandası izledik. Yani olimpiyatları tamamen bunun için kullandılar. Katar Dünya Kupası'nın açılışında yine kendi kimliğini ön plana çıkardı. Artık futbol, siyaset, olimpiyat hepsi, hatta spor politikanın en kolay uygulanabilir alanı haline geldi son dönemlerde. Yani futbol sadece futbol değildir diye. Hiç değil zaten. Işte. Spor da spor değil ama bu konu başka. Futbolda şiddet konusu, Türkiye'de futbolun yapısı başka. Bir de bu dediğim gibi... Ya Fenerbahçe neden sürekli mesela yani belli siyasi gruplarca hedef alınıyor açıkça? Ya Fenerbahçe başkanı mesela Aziz Yıldırım'dan sonra mı oldu bu? Aziz Yıldırım zamanında öyleydi. Aziz Yıldırım'da da bütün zamanı şifre öyleydi hatırlarsınız. Ya. Siz hepiniz duymuşsunuz. Ya 2012'de Aziz Yıldırım Ahmet, bir saniye. Türk futbolu Ahmet, temizlenecek Ali Şen 94-95 Ali Şen'e denli. Peki. Ya 2012'de bak anlatıyor. Ya, bu konular. Fethullahçı terörist ya Fenerbahçe taraftarları dövüldü, yakıldı yani arabalar. Ya öyle olaylar önüne gidiyordu. Hiç çıkmadı bakın, ya. Bakın Galatasaray ayakkabısıyla geliyordu. Polis taraftarı şey diyordu. Karar açıklansın göstereceğiz size gününüzü diyordu. Yani böyle bunlar çok sıradan şeyler bir değil de bu, zamanla da. İzmir'deki olayda bakın maçlara pasolikle girersin. Pasoligi olan taraftar sahaya bak, alınmıyor bakın, ya. Bakın anayasal hakkını engelliyor. Keyfi... Ya adamın pasoligi var. Peki. Bilet almış da içeri alman diyorsun teşekkür ya. Ederim. Gayet ya buna isyan edilmesi lazım yani. Nihal Bengüsü Karaca ve Mustafa Balbay'a da bir değerlendirmeler için söz vermek isterim. Yani anladık. Futbol sadece futbol değil. Anladık saha için mesele başka bir yere gidiyor. Anladık siyaset futbolun tam göbeğinde. Ama Allah aşkına ne söyledi size bu konuştuklarımız? Saat 8'den yani... Futbolla şiddeti ayırmaya tabii ki sorumlular, sorumlu kafalar, kanaat önderleri ve yetkilileri bu işleri dizayn edenler uğraşmalı. Ama ben ontolojik olarak ikisinin birbirinden çok fazla ayrılabileceğini, tarafsız yorumların, son derece objektif yorumculuğun, bu işte evet bunlar iyi spor yorumcuları çünkü son derece objektifler. Gibi bir noktaya gelebileceğini çok düşünmüyorum. Futbolun kendi özü özü bir kere şiddetten besleniyor. O yüzden hiç ilgilenmiyorum futbolla. Yani burada Fenerbahçe mi iyi kötü Galatasaray nereye düştüm dediniz. Yani tam onu soran kişi benim şu an. Futbolun özü itibariyle yani, çıkış kaynağı orijini de şiddetten beslenen bir spor dalı. Nasıl? Ya şimdi itiraf edeceğim. Futbolun neresi şiddet ya? Ya futbolun kendisi şiddetten nasıl futbol yani. Nasıl? Yani boks desen anlarım da futbolun evet. Neresi bayağı şiddet? Bayağı şiddetten beslenen bir kaynak. Taraftarlık, bence hooliganlık kutuplaşma. Yaklaşımlar için. Evet yaklaşım itibariyle var. Çok kolay tabii, değil yani. Türkiye'de çıkan spor. Olaylar Avrupa'daki yani voleybol seyircisi de sosyal medyaya bakarak şey olmaz yani. Futbol seyircisi de yani tribün diye bir şey var. Bilmiyorum ben onu ya anlamadım. Bence şiddetten beslenen çok ağır bir şey. Türkiye'de şiddet fazla futbolda fazla yok. Tartışma çok. Maç sonrası tartışmalar ama Türkiye'de... O tartışma dilinin şiddeti de bazı bu tür olayları tetikliyor sen ama... Sen İtalya'da İngiltere'de bir gör televizyonlarda. Ama o holiganlar vesaireler çok bir ara
dünya gündemine oturuyordu çok olay ama çıkmıyor çok öyle. Aşıldı yani, çok geride kaldı. Neyse ya, bu bileşik kaplar gibi bence. Ya bir dakika, toplumda, çok, bir dakika, ya bir dakika. Çok özür dilerim. Hayır. Ya bakın üzerine. Bütün program oturdum 5 tamam, dakika. Ama daha çok konuştuk. 3 dakika bir şey konuşuyorum tabii. Ve bitireceğim. İlgimin olmadığını söylüyorum zaten. Neye itiraz ediyorsunuz? Ben böyle bakıyorum. Böyle bakma anladım. Hakkım yok i̇şte mu? İşte onu söylüyorum. Şunu görseydim mesela onu, o cümleyi kurar mıydım bilmiyorum. Ben Berlin'e gittim. Hollanda-Türkiye maçını izledim. Bu yarı final, çeyrek final maçını. Ya... Çoluk çocuk gelmişler o Hollandalılar. Vallahi aralarına gittim. Ya öyle eğleniyorlar ki. Yani şiddet falan yok. Ya, öyle tamam, eğleniyorlar. O standardı yani. Oluşturabilmek için demek ki bazı safhalardan geçmek i̇şte, gerekiyor. Yani tamam. İşte, o safhaları eğer uygulanırsa belki gerçekten çoluklu çocuklu eğlenilecek bir eğlence olur. Ama şu an tribüne, bu futbol maçına çocuk götürülebilir mi? Ben emin değilim yani. Ben götürmeyi tercih etmezdim. Tribüne açıkçası. Değil mi? Yani şunu söylemeyeyim. Bakın orada. Şunu söyleyeceğim. Bu ayrı bir şey. Ben futbola böyle bakıyorum. Hoşlanmıyorum, sevmiyorum, ön yargım var. Ama bu burada konuşulan, hani gerek Ahmet Selim'in gerek Cem Küçük'ün söylediği şeylerin de yabana atılabilir olduğunu göstermiyor yani. Bu çok dışarıdan bakan ve futbolun geneline ön yargısı olan biri olarak bile benim de gözlemlerim aşağı yukarı iki katılımcıyla benzer. Yani bir şey var Fenerbahçe ile ilgili ki ben dediğim gibi yakın değilim. Yani çok çok eskiden çocukken 82'de falan Galatasaray'ı tuttuğumu düşünüyordum. Yani o ekip, o takım daha şey geliyordu. Biraz da topluma uymaya çalışıyorsunuz mahalle baskısından dolayı. Evet, ben nereye yakınım ama o kadar. Fakat bu Fenerbahçe ile ilgili mesele çok uzun süredir Türkiye'de konuşuluyor. Siyasetin de gündemine sık sık geliyor. 2011'deki hadise meselesi var. Ben mesela cemaat hükümet ayrışması, daha FETÖ yok, PKK, PYD yok. PYD paralel devlet yapılanması ifadesi bile kullanılmazken artık hani kulislerde ve perde arkasındaki konuşmalar ve yapılan analizler o kadar zirveye vurmuştu ki ben bu iki şey arasında bir ayrışma var. Bir çatışma da yakın yazımı. Mesela bu meseleleri biraz gözlemleyerek yazmıştım. Çünkü bir baskı vardı, bir dizayn çabası vardı o dönem. O ondan sonra başka bir yere evrildi. Ve şu anda da iyi gitmiyor ilişkiler. Belki ilişkilerin iyi gitmemesini ya da Fenerbahçe'ye karşı özel bir ön yargının oluşmasını sağlamaya çalışanlar var herhalde. Algısı bende var yani. Peki, çok teşekkür ederim. Mustafa Balbay, siz nasıl baktınız? Bütün bu tartışmayı da biraz dinlediniz. Sizi de sona bıraktım. Kusura bakmayınız. Ne düşündüğünüzü merak ederim. Buyurun. Şimdi tabii Sena Hanım, bir söz vardır. Türkiye'de futboldan, siyasetten ve tababetten herkes anlar diye bir söz vardır. Gerçekten de öyledir. Yani pek ben futboldan anlamıyorum. Kendimi oradan, o cümleden de futbol kısmından yok, ama yine de siz işin bir şekilde içindesiniz. Evet. Ve işte teknik direktöre beğenmez taraftar, işte değiştiren futbolcu değiştiğinde onun yanlış olduğunu söyler. Yani bir defa katılır. Yani Türkiye'de böyle bir gelenek var. Dünya ölçeğinde de işte Portekiz'de Salazar, ben 40 yıl, daha doğrusu Franco, ben 40 yıl bu ülkeyi 3 F ile yönettim demiştir. Fado, Festa ve futbol. Hakikaten hem ülkemizde hem dünyada çok etkili bir alan. Keşke örneğin genel anlamda bu tür tartışma programlarında sadece şiddet ve olumsuzluklardan sonra olmasaydı. Arada bir, böyle yılda birkaç kez yani sporun, toplumun öteki alanlarındaki etkisi de konuşulabilseydi. Ama biz olimpiyatları da yine sağlıklı tartışamadık, konuşamadık. Genel anlamda söylüyorum. Ama bugün geldiğimiz noktada sadece son bir haftaya baktığımızda mecliste milletvekilinin yumruklandığı bir Türkiye'de sahada da bir futbol kulübü başkanı, hatta kulüpler birliği başkanı, yani bütün Süper Lig kulüplerinin başkanı Ali Koç iteklenir. Maalesef birbirinden etkilenen bir şey bu. Tek başına değil. Yani ama ne olursa olsun mecliste de öyleydi. Şimdi Ali Koç olayında da onu görüyoruz. Her şey bir yana, kime yapılırsa yapılsın, nereden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle olursa olsun şiddetin her türlüsüne hayır diyebilmek lazım. Ama bunu diyemiyoruz. Ne yazık ki.
Yani örneğin Fenerbahçe Futbol Kulübü Başkanı'nın böyle bir durumla maruz kaldıktan sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı işin bir yanı, Kulüpler Birliği Başkanlığı da öteki yanı, Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da Trabzon'un da bir anlamda o birliğin başkanı Ali Koç. Bu saldırının hepimize yapılmıştır diyebilmesi lazımdı. Ama maalesef böyle bir tablo yaşanmadı. Şimdi kim haklı tarafı bakıldı. Ben de çok ayrıntısına girmek istemiyorum. Ben de olabildiğince izliyorum futbolu. Bu tür kimlikleri açık konuşarak tartışmak daha yararlıdır. Ben Fenerbahçeliydim. Üniversiteyi kazanıncaya kadar Fenerbahçe yenildiği gün yemek yiyemezdim. Annem bana oğlum o golü yiyenler yemeğini yedi sen ye dediğinde hatırlıyorum lise 2'ye kadar. Ama sonra yine izlemeye devam ettik. Yani hepimizin genel anlamda hayatımızda en uzak olduğunu söyleyen Sayın Karaca bile ben işte çocukluğumda Galatasaray'ı tutuyordum diyor. Çok güzel bir toplumsal olay. Gerçekten müthiş bir birleştirici olay. Bakın Türkiye'nin her yerinden takımlar. İşte Ames Spor değil mi? Başka bir şekilde Türkiye'nin öteki illerinden kulüplerle maç yapacak. İşte Antep'inden İstanbul kulüplerine kadar, İzmir'inden Karadeniz Rize'sine kadar. Bu her yerin ortak katılabildiği kaç alanımız var. Bunu bu şekilde bakabilmek gerekiyor. Ama bu şiddet olayını en azından herkesin arkasında durabildiği, daha doğrusu karşı çıkabildiği bir tablo olsaydı bir nebze umut var olunabilirdi. Ama bence şimdi Ali Koç bence iteklenmeye devam ediyor. Ali Koç sahanın ortasında bir anlamda arkadan yumruklanmaya devam ediyor. Çünkü sadece 3 kulüp demiş bu olayı kınıyoruz diye. Ama öteki kulüplerin tümü ama fakat hani bu şeye benziyor. Yani kadının gece yarısı dışarıda ne işi vardı demeye benziyor. Yani şu onun da mı hiç suçu yok demeye benziyor. Yani bu şiddeti mutlaka bir şekilde... Ama siz fakat sızkınanması gerekiyor şiddetin diyorsunuz. Kesinlikle. Kesin. Her şeyden önce oradan başlamak gerekiyor. Zaten hayatın her alanı Sena Hanım iki şeye hayır dediğimizde aslında yayıncılıkta da öyle bütün her alanda yani hatta dünyada sınır ötesi yayıncılıkta da bu ilke vardır. Yani şiddete ve nefrete hayır diyeceksiniz. Ve cinselliğin kötü kullanımına, yani biraz önce o da konuşuldu. Bu üç şeye hayır dediğinizde zaten kurallar yerine oturmuş oluyor. Ama bu yok. Ama bunu tamamlayan öteki etkenler neler? Hani hayatın öteki alanlarında, mecliste olanları işte konuştuk. Genel anlamda işte eğitimde olanları konuştuk. Yani okullardaki şiddeti bir gün açsak Sena Hanım. Yani işte silahla gelinen okul var. İşte bir okulda bir okul yöneticisi öldürüldü. O sadece ucuydu. Onun altında pek çok etken var. Yani hayatın her alanında böyle bir şiddet söyleminin olduğunu görüyoruz. Burada biraz sonra siyaseti konuşacağız. Belki öteki alanları konuşacağız. Balık baştan kokar. En tepede bir dil oluşursa o dil aşağıya ona göre yerleşir. Şiddet dilde başlar. Ondan sonra yumruğa, ele, işte silaha öteki alanlara gider. Siyasetin öteki alanlarda genel anlamda toplumsal yaşamda dili şiddetten uzaklaştırabilirseniz ötekileri de etkiler. Ama bakıyorsunuz yani işte daha yani bir hafta önce yani 10 gün önce yani Cumhurbaşkanı'nın cibilce sizler dediği bir ülkede işte birisi yumruk atmaz mı? Sürtük dediği, çürük dediği bir ülkede en tepeden başlar dediğim bunu siyasal bir söylem olarak söylemiyorum. Yani lütfen Sayın Öztürk'e hemen oradan mı girdin diye düşünmesin. Siyasal bir söyleme olarak söylemiyorum. Ama en tepeden siz cibilliyesizler diye başladınız mı aşağıdaki onu diyemediği için tekme atar. Ya da işte fırsatını bulur arkadan bir yumruk atar. Her alanda böyle bir kuralsızlıkla karşı karşıyayız. Bunun herkes keşke bir araya gelebilse. Bence hala geç kalmadık. Ben bütün kulüpleri bir araya gelmeye ve bir şekilde ortak fotoğraf verebilmeye çağırıyorum. O bile çözer. O bile en azından çözer biraz bu gerginliği belki hafifletir. Evet, biraz kesinlikle. Daha toplumu da bu kadar futbol üzerinden de gerilmediği bir noktaya. Tayyip Bey'in Ali Bey'le görüşmesi lazım. Sayın Erdoğan'la Ali Koç konuşmadan görüşüyorlar aslında. Hayır, konuşmuyorlar. Erdoğan'la Ali Bey değil, konuşmuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ali Bey'i çağırıp konuşması lazım. Başka ama sadece o da değil olay. Sayın Cem Küçük de söyledi işte Sena Hanım.
buyurun. Ben de değil mi? Siz de Mustafa Bey, buyurun tamam, lütfen. Buyurun. Şimdi bir defa son, aslında bunun yanına şey de koymak lazım. En son şimdi sevgili küçük bir olumluluk olarak söyledi ama işte Futbol Federasyonu Başkanı bu iktidardan yana değil, tam tutmadığı. Ya hükümetin desteklediği için seçilemedi. Bak Mustafa Bey, çok ama net. Ama keşke onu yapmasaydı. Bakın Servet yardımcı aday oldu. Hükümet ona adaylıktan kibarca çekil dedi. Çekildi. Ama Mehmet Büyükekşi geldi. Spor'da AK Parti'yi destekleyen bazı spor kulüpleri başkanları dahil, biz dahil hepimiz gittik, İbrahim Hacı Osman'ı destekledik. Herkes. Ama keşke bu kadar hükümetin dediğini desteklemedik. Ama hükümet çekildi. Bak ne güzel söylüyor. Başka birini desteklemiş bir şey oluyor. İşin içinde. Hani, siyaset küçük. İşin içinde değil. Bak çekil demiş hükümet kibarca. Hayır. Çekil. Bak ne diyorum. Küçük ya şey futbol kulüplerinde mesela Sivas Spor Başkanı, başkaları da var. Orada bir sürü hükümeti destekliyor. Ya hükümetin dediği kişiye oy vermediler ya. Bakın hükümete geçen sene öyle olmadı geçen sefer. Ya bu büyük iştir ya. Özür dilerim Mustafa Bey, yani kesmek için demedim. Kusura bakmayın. İtiraf olur mu? Ama yani işte söylediğiniz tam de bir müdahale. İşte, Cem Bey'in söylediklerinden daha iyi. Keşke bu kendi içinde orası bir şekilde dönebilseydi. Ama her alanda olduğu gibi üniversite rektörlerinden futbol kulüplerine kadar her alanda birebir Cumhurbaşkanı'nın belirleyiciliği var. Oradan o neyi doğuruyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı'na en yakın ya, kişi. Onu da getirdin Erdoğan'a yıktın ya. Güzel oldu. Ama baştan Erdoğan söyledim. Susuyun diyorum da. Sana bunu diyecek ama Erdoğan, diye rezervi koyarım. Ya sustum ama ne yapayım yani. Erdoğan spora kesin de karıştı. Ben şöyle konu belki biraz şey olur. Mustafa ama Bey dedi şimdi ki, Mustafa Bey dedi ki sporun güzelliklerini çok fazla konuşamıyoruz. Keşke o yayınlarla da ön plana çıkacağız. Biz de Eylül ayında kurumumuz bünyesinde HT Spor kanalı açılacak. Şimdiden onun yani zaten duyurusunu yaptık. Evet. Ama daha futbolun, sporun güzelliklerini ön plana çıkaracağımız sadece futbol değil. Lütfen sporun güzelliklerini. Spor eşittir futbol gibi yok, bir kanal olmasın yapmayacağız. Da. Onu yapmamaya çalışacağız sporun en azından. Sporun güzelliklerini de konuşacağız. HT Spor'da Mustafa Bey'i de bir gün konuk ederiz. Orada olimpiyatı, futbolun güzelliklerini fazlasıyla konuşuruz, onu da belirtelim. Davet de geldi Mustafa Bey. Sevgili kul, teşekkür ediyorum. Arada ben de farklı şeyler konuşmayı isterim. Hepimizin hayatında çünkü ne olursa olsun. Tabii şu da var. Aslında işte örneğin İspanya'ya baktığınızda Real Madrid işte bir şekilde hani bu dillendirilse de dillendirilmese de işte Franco döneminde ona yakın insanların tuttuğu kişi olarak değerlendirilir. Atletico Madrid ise daha sola yakın kişilerin tuttuğu olarak değerlendirilir. Bu şekilde ayrışımlar kendi içinde tabanda olur. Ama bunun vitrinini çok sağlam örmek lazım ve kurallarını çok iyi koymak lazım. Örneğin şu anda işte çok ayrıntısına girmiyorum. Girersem çünkü o konudan çıkamayız. Yani Başakşehir'in nasıl kurulduğunu, nasıl bir şekilde bu noktaya İstanbul takımlarının arası sokulduğunu da hepimiz biliyoruz. Yani bu tür şeylere izin vermemek lazım. Futbolun kendi içinde hakikaten çok da müdahale etmediğiniz zaman orada bu kurallar oluşabilir. Ama şu anda Cem Küçük'ün de söylediği en son federasyon başkanının seçimi sırasında işte desteklediği adayı seçmedi. Orada da bir başka ayrışım yaratmış oluyorsunuz. Yani bütün bunların özeti hakikaten güzel bir olayı, yani Türkiye'nin en önemli birleştirici. Ama Mustafa Bey, özür dilerim, sizi kesmek istemem. Yani görüşlerinize saygım var ama şu değil. Tayyip Bey veya hükümet arayıp da siz şunu destekleyin, bunu yapın. Mesela Sivas Başkanı'na, Ankara Gücü Başkanı'na, İstanbul Spor Başkanı'na böyle bir şey demiyor. Karışmıyor. Futbolun içine de müdahil olmuyor. Asla. Yani Tayyip Bey'in hiç bu olan bitenlerle Galatasaray şampiyon olmuş. 2 yıldır Galatasaray şampiyon. Ondan önce Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir. Bunlara karışmıyor. Şey olarak yok. Yani burada spora müdahale etmesi kimseyi... Orada muhalif olan bir sürü isim de... Bakın muhalif olan bir sürü isim de siyaseten başka takımlara uygulanan hukuk, yani bunu ikincilikte, birincilikte duruyor olabilir işte. Buradaki tek işin düzelmesi için sizde kendi cenahınız açısından Mustafa Bey, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ali Bey ile mutlaka bir görüşmesi lazım. Peki, çok teşekkür ederim. Yani ben öyle düşünüyorum. Mustafa Balbay'dan da son bir cümle alayım, bu başlığı kapatacağım. Evet. Reklama da gitmem gerekiyor, buyurun. Peki, aslında Fenerbahçe ile ilgili de benim yani kamuoyu aracılığıyla söylemek istediğim bir şey. Aslında mesela Fenerbahçe yenildiği zaman çok seviniyor herkes. Fenerbahçe'yi yendik diyor. Ben de doğrusu bu ezikliği atmak için
O yenen takımı kutluyorum. Çünkü Fenerbahçe'yi yendin diyorum. Ne kadar sevinsen azdır diyorum. Yani bu sevinç az bile diyorum. Bir şekilde o olayı başka bir şeye çevirmeye çalışıyorum ama Fenerbahçe'nin burada bütün takımlarda bir Fenerbahçe'yi yenme duygusu var. Duygu diyeyim buna. Yani mutlaka Fenerbahçe kart vizitine Fenerbahçe'yi yenen kulüp yazdırmak istiyor. Bu bir şekilde hakikaten belli bir zeminde kalsa anlaşılabilir. Ama Göztepe maçında olduğu tablo gelince işin şekli değişiyor. Belki Fenerbahçe'nin de bir şekilde bu büyük rekabet ortamını bir şekilde fair play'de çevirmek için bir plan yapmalı diye. Hani orada da söyleyebileceğim insanlar var ama yani Habertürk aracılığıyla da bunu söylemiş olmayı istiyorum. Yani Türkiye'de en çok taraftarı olan takım Fenerbahçe. Yani rakiplerine yönelik olarak da bir şekilde yani gittiği şehirde bir fair play yaratmam, o kulübü de tebrik etmem. Yani böyle bir plan da gerekiyor. Çünkü en büyük takım, en çok taraftarı olan takım, işte 14 yıldır şampiyon değil ama hala taraftar sayısı artan bir takım. O zaman burada da bir şekilde rakiplerinin de kucaklayacak bir teşvik olur diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mustafa Balbay'dan da görüşlerini aldık. Ahmet Selim Kula teşekkür edeceğiz. HT Spor Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı. Çok teşekkürler. Bugün bize eşlik ettiğin için Ahmet Selim.